İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Artık cenazeler bile toplanamıyor. 30 binden fazla insan hayatını kaybetti diyoruz. Bu rakam burada kaldı. Aslında çok çok daha fazla ama artık sahada cenazeleri toplayacak insan bile kalmadı neredeyse. Büyük bir acı var, dram var. Bir söz var. Bütün duyguları anlatmaya yetecek kadar kelime yoktur diye. Galiba biz söylenecek bütün kelimeleri söyledik. Şimdi bir görüntü ekrana getireceğiz. Önemli bir yayın gerçekleştireceğiz. CNN Türk Haber Müdürümüz İdris Arıkan'la beraber sizi Vietnam'a götüreceğiz. 1899 yılına götüreceğiz. İdris Arıkan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Fulya. İşte... Bu görüntü son zamanlarda ortaya çıktı, konuşuluyor. Bu görüntüyü izleyince, şimdi izleyicilerimiz nedir bu görüntü diyordur belki ama çok çarpıcı bir görüntü. 1899'dan bu yana aslında hiçbir şeyin değişmediğini, Batı'nın acımasızlığını, ikiyüzlülüğünü, merhametsizliğini ve işte siyah ırk mı veya işte doğu sarı mu diyelim. Mı, ne fark etmiyor. Fark etmiyor yani. Batı'nın doğuyu nasıl ötekileştirdiğinin göstergesi buradaki... nasıl söyleyeyim, yardım görüntüsü dahi o bakışın işte yüzyıllardır nasıl sürdüğünü, hı hı, o sömürgeleşme düzeninin nasıl bir şekilde halen hayatta kaldığını ve ayakta kaldığını ve buna karşı bu oryantalist bakışın bu coğrafyadaki insanlara nasıl zarar verdiğinin göstergesi bu. Yani bugün ne oluyorsa işte 1899 tarihinde de aynısı oluyormuşun görüntüsü bu. Şimdi izleyicilerimiz merak ediyordur. Efendim bu siyah beyaz görüntü Vietnam'da kaydedilen bir görüntü. Şimdi size bir görseli, evet, sesli de dinleteceğiz. İki kadın göreceksiniz. İki kadın etrafındaki çocuklara para, şeker atıyor. Videodaki kadınlar dönemin Fransız sömürge valisi, Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Paul Dume'nin karısı ve kızları. Sesli dinleyelim. Görüntüyü ekrana getirelim. Sesi açalım stüdyodaki sesi de. Yayına sesi verelim. Sesli bir şekilde, alttan sesi de duyuracak şekilde arkadaşlar dönelim. Şimdi bu görüntü çarpıcı. O yıldan bu yana aslında hiçbir şeyin değişmediğinin görüntüsü. Tabii bu. Şimdi bu bir hani sömürgeleşmiş bir dünyanın göstergesi durumunda. İşte 19. yüzyılda işte Çin Hindi denilen Kamboç ve Laos, Vietnam'ı Fransa sömürgeleştiriyor. O bölgedeki işte bu görüntü Vietnam'dan. O bölgedeki insanların sömürge edildiğini, nasıl onların hani hayatlarını nasıl bir yaşama dönüştürüldüğünün göstergesi. Bu bölge yaklaşık 100-150 yıl boyunca Fransa'nın etkisi altında kalıyor ve 1950'lere kadar da gidiyor. Ben sana bazı rakamlar söyleyeyim. O bölgedeki çatışmalarda baktığımızda Fransa'nın ayrıldığı döneme kadar sadece birinci Çin Hindi Savaşı'nda ölen sayısı yaklaşık olarak 600 bin. Yani toplam o bölgedeki, o dönemdeki öldürülen insan sayısının 1 milyon olduğu söyleniyor. Şimdi sen görüntüyü bir açıkla önce, o metinliğe bir bakarsan, ne deniyor bu? Burada tam olarak ne oluyor? Burada iki kadın görülüyor videoda. Bu arada aslında sadece izleteceğimiz görüntü bu değil. Şimdi diyoruz ya 1899 yılından bu yana ne değişti diye. Hatırlayacaksınız, son bir aydır o havadan atılan yardımları, Gazze'deki masum insanların denize koşarak toplamaya çalıştıkları, suyun içinde kimi canını kaybetti biliyorsunuz o kolileri toplarken, havadan atılan insanlık dışı görüntüler. O iki görüntüyü biraz sonra yan yana getireceğim ve hiçbir şeyin değişmediğini aslında net bir şekilde görüntülerle ortaya i̇şte koymuş olacağız. O coğrafyanın hikayesi bu, hı hı, görüntüdeki hani rezaletin
hikayesi 1950'lere kadar Fransa sömürgesiyle, ondan sonraki dönemde de Amerikan sömürgesiyle birlikte devam ediyor. İşte Amerika'nın Vietnam müdahalesiyle de aynı şekilde bu sürüyor. Ne oluyor o zaman da? 3 milyondan fazla kişi aynı bölgede Amerika'nın Vietnam müdahalesi sırasında ölüyor. Sonra ne oluyor? Amerika gidiyor, aynı valiyi aynı şekilde 2003 sonrası Irak'a da bir vali atıyor. Hatırlarsınız belki izleyeceğiniz Paul Bremer. İşte bu düşünce yapısı aslında bizim mücadele ettiğimiz, bu coğrafyadaki insanların, doğu denilen o bölgedeki insanların mücadele ettiğinin, mücadele ettiği şeyin resmi, hani gayri resmi görüntüsü bu. Evet. Yani önce orayı sömürleştir, sonra onlara yetecek kadar yiyecek ver. Bu arada bu görüntülerde... Ya da onu da verme, eğer kabullendirmiyorsa katlet. Tam net anlaşılmıyor ama ekmek parçası olduğu da söyleniyor. O şimdi kadının elindeki ekmek parçası olabilir, şeker olabilir, para olabilir, kimisi tavuk yemi olabilir diyor. Yani farklı yorumlar var ama küçücük böyle ellerinde insanları bu şekilde muhtaç edercesine bir tavuk besler gibi adeta. Evet. Üzülerek bunu söylüyorum ama şimdi bu videodaki kişiler tekrar söyleyeyim. Dönemin Fransız sömürge valisi, Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Paul Dumais'in karısı ve kızı, tertemiz şık giyimle iki kadın görüyorsunuz ve masum bebekler, hani, Vietnamlı çocuklar, tırnak kadınlar. Tırnak içinde söylüyorum, sanki çiftlik hayvanı besliyormuş, evet, gibi bir görüntü var. Tavuk besler gibi yani. Evet. Hani. Şimdi günümüzde ne yaşanıyor Gazze'de? Yine aynı manzara aslında yaşanıyor. Lütfen iki görüntüyü yan yana getirelim arkadaşlar ekrana. Evet. İşte bu da günümüzün dramı. Yaklaşık işte 1948'den beri süren, yaklaşık 75 yılı aşan bir sıkıntının olduğu bir coğrafyada. Vietnam'dan Gazze'ye batı hep aynı. Evet, bu aslında bizim bugünkü manşetimiz bu. Evet. Önce sömürgeleştiriyorlar, sonra oradaki işte yeraltı kaynaklarını tüketiyorlar. Oradaki halkı tırnak içinde köleleştiriyorlar ve kendilerine mahcup hale bırak, muhtaç hale bırakıyorlar. Bu görüntü bugün baktığımızda Gazze'de ne oldu? İşte Gazze 7 Ekim'den beri saldırılarda, bak bu rakamın tam rakamı söylüyorum. 39.623 can kaybı var. Bunların İdris Bey, bu sayılabilen bir de. Tabii bunların, evet, bunların 14.500 çocuk, yani buradaki acımasızlığın göstergesi olarak söylüyorum. 14.500 çocuk ve bölgeye yardım ulaştırılamıyor derken, şöyle söyleyelim, aslında ulaşabilir yardım. Amerika istese o bölgeye karadan da yardım götürür, denizden de yardım götürür, havadan da götürür. Ama havadan atıyor. Çünkü aslında başka bir katliamın hazırlığı gibi görünüyor bu. Zaman kazanmak için yapılan bir yardım görüntüsü oluşuyor. Neden? Şimdi bugün hatırlarsınız, İsrail'in Gazze soykırımı başladığında Gazze'nin toplam metrekaresi 365 kilometrekareydi. Şimdi 60-65 kilometrekareye sığınan, refahta, açlıkla ya da ölümle, işte önce ya öldürülerek ya da aç bırakılarak ölümle tehdit edilen bir halk var. Şimdi burada da Amerikalıların İsrail'e olan o sonsuz desteğinin bir şekilde görüntüsünü görüyoruz. Nasıl görüntüsünü görüyoruz? Aslında buralara bu yardımlar yapılarak İsrail için zaman kazanılıyor görüntüsü oluşmuş durumda Fulya. Şimdi bakıyorum. Yani mesela, bu arada İdris Bey, iki görüntü arasında 100 yıldan aşkın bir süre var. Evet. Yani 100 yıldan gazen 140-150 yıllık bir zaman dilimi var. Yani Batı'nın bakış açısının hiç değişmediği, Batı eliyle yapılan katliamların sürdüğünün en net örneğini şu an ekrana getiriyoruz bu iki görüntüyle. Havadan atılan yardım, muhtaç bırakılan insanlar, katledilen insanlar. Bu bakış nasıl değişecek? Mesela Amerika'da biliyorsun, göya diyelim, işte ateşkes çağrısı yapıyoruz biz İsrail'e diyor. Ama ABD İsrail'e 18 milyar dolarlık yeni silah satışına hazırlanıyor. Şimdi, bir yandan da silah vermeye devam ediyor. Şimdi zihnimizi şey yapalım. 7 Ekim'den sonra ne oldu? 7 Ekim'den sonra Amerika bölgeye uçak gemileri gönderdi. Ne oldu sonra? Dendi ki
işte o bölgede gözlemci statüsünde Amerikan askerleri gönderildi dedi. Hatta ne hikmetse bir dönem Irak'ta katliam yapan Felluce kasabı tırnak içinde Felluce kasabı lakaplı bir komutan gönderdi. Yani hani ne demek istediğimi anladın mı? Bu kasap bunu liderliğindeki bu tırnak içindeki Felluce kasabı liderliğindeki askerlerin 2000 askerin orada olduğu söylendi. Sıcak çatışmaya girilmiyor dendi ama bölgeden gelen iddialar tam tersini, aksini anlattı. Daha sonra Amerika hatta şunu dendi. İsrail eğer Amerika yardım olmasa bugün saldırıyı bırakmak zorunda dendi. Ama Amerika sonsuz desteğini orada sürdürdü. Hem cumhuriyetçiler hem demokratlar o dönemde hali hazırda şimdi de Gazze'ye karşı saldırılarda İsrail'e yardım yapılmasını destekliyor. Şimdi bu destekten dolayı bir taraftan da sahanın gerçekleri var. Sahanın gerçeklerinde de İsrail'in ilerleyemediği, oradaki nüfusu tam olarak süremediği gerçeği var. Bundan dolayı da insanlar oradan çıkmıyor. Fakat aç da bırakılıyor bu insanlar. Ama şöyle söyleyeyim, bak elimde rakam vardı. Yaklaşık kaç çocuk? 40 çocuk mu? 45 çocuk? Günde. Yani açlıktan ölen çocuk sayısı değil mi? Açlıktan ölmüş durumda. Evet. Buraya bu yardımları yaparak, bu hani tırnak içinde birbirine benzeyen görüntülerle o bölgedeki tırnak içinde merhamet gösterisi yapıyor. Ya, fakat senin kaç tane kapın var orada? Tabii. İsrail, senin tabii. Kaç tane sınır kapın var? Merhamet gösterisi yapıyor ama merhamete değil, bizim bu bölgedeki emperyalist güçlerin çıkmasına ihtiyacımız var. Buradan evet. İsrail'in ayrılması lazım. Hakeza Vietnam'dan Fransa'na sayrıldı. İşte bu görüntülerden yaklaşık 55 yıl sonra ayrılmak zorunda kaldı. Ki nasıl ayrıldı? O bölgede iç savaşa neden olarak o ülke ikiye bölerek ayrıldı. Burada da aynı görüntüler var. Burada da bir ikiye bölme, halkların birbirine düşürülme görüntüsü var. Burada da aynı şekilde emperyalist bir mantıkla bölge halkların sömürüsü var. İki görüntü arasında evet bir tanesi çocuklara atıyor, bir tanesi de görüntülerde gördüğün gibi halkın üzerine paraşütlerle atılıyor ama mantık, durum aynı. Bakış açısı aynı. Aynı. Bu bakış açısının değişmesi gerekiyor. İsrail, Gazze'deki siviller için hangi tanımı kullanmıştı? Tırnak içinde söyle, bu onların tabir. Bir hayvan dediler, insan evet. değil dediler, onların hepsi terörist dediler. Şimdi buradaki şu Vietnam'da işte 140-150 yıl önce kaydedilen bu görüntülerde de bu sömürge valisinin eşi işte kızının bakış açısı aslında bir yine tırnak içinde çok üzülerek söylüyorum ki bir insan olarak görmüyor. Evet. Bir hayvan olarak evet. görüyor. Evet. Tavuğa yem atar gibi. Evet. Evet. Aynı i̇şte, bakış işte, açısı. İşte bu bakış açısını bölge halkları tırnak içinde mücadele ederek göstermeli. Mesela Türkiye'nin o bölgede yaptığı yardımlar mesela Türkiye Gazze'ye havadan yardım izin verilmiyor ama karadan en çok yardım gönderen ülkelerin başında geliyor. Bunu bilmek gerekiyor. Yani şöyle anlatayım. Bizim bu görüntülere ihtiyacımız yok. Biz kendi başımızın çaresine bakacak, kendi göbeğimizi kesecek toplumlarız. Bu bölgede böyle emperyalist bir bakış açısıyla operasyon yapmak, halk katliamı, yok işte demokrasi bahanesiyle buraya asker göndermek döneminin bitmesi lazım. Nasıl işte bu görüntülerden işte Vietnam'daki görüntülerden 50 yıl sonra o bölgeden Fransa sökülüp atıldıysa burada da aynısı olacaktır bir gün. Bu bölgeden de emperyalist güçler bir şekilde atılacaktır. Mesele onun zamanlamasıdır. Evet. Ya umuyoruz diyelim zaten. Yani şimdi ben yayının başında da söyledim. Bir kez de görüntülerle anlatalım. Batı'nın gerçek yüzünü. Bir şey daha söyleyeyim. Dedim yani, 70 bin ton. Söylenecek bütün kelimeleri söyledik. Bir kez de geçmişe gidelim. Tarihten görüntüler gösterelim. Bakın bu insanların bakışı hiç değişmedi. Aslında tabii 70 bin ton bomba atılmış. Sen 20 tane havadan yardım atıyorsun. Aha. Ne anlamı var? O bölgeyi tamamen yıkmışsın, insanları açlığa mahkum etmişsin, öldürmüşsün. Bakın ben yardıma izin veriyorum. Tabii, riyakarlığını dünyaya göstermeye çalışıyorum.
tam tersi rezil bir görüntü. Tabii. Yani 2024 yılında havadan paraşütlerle insanların ki aslında bunu bile beceremediler biliyorsun. 5 tane paraşüt insanların başına düşmüştü de öldüler geçtiğimiz haftalarda yani. Onu bile beceremediler de kaç tane sınır kapısı var. İnsan gibi koliler, yardımlar girebilirken böyle bir görüntü verilmesini istedikleri için aslında. İşte yani mantık değişmedi, vicdan değişmedi. Aynı kararmış vicdanla yıllardır Batı'nın doğuya bakışı, algısı bu şekilde. Yani eskiden vali atıyorlardı. İşte bu Fransa örneğinde gördüğümüz gibi. Bugün de işte bölgeye suni devletler oluşturarak bölge halklarını rahatsız ediyorlar. Ve onun ertesinde hep ortaya konulan bir şey var. O bölgelerde çatışma kuşakları oluşturup halkları birbirine kırdırmak meselesi. Bugüne kadar geldiğimizde işte bu Güney Asya örneği, Güneydoğu Asya örneğinden de bugüne kadar geldiğimizde bölge halklarının da birbirlerini emperyalist güçler tarafından çatıştırıldığını görüyoruz. Bugün itibariyle aynı görüntünün sürdürülmeye çalışıldığının göstergesi bu. Ama elbette dediğim gibi, biraz önce dediğim gibi bugün bunlar bitecek. Aynı Vietnam'da olduğu gibi bu bölgelerde de bu emperyalist bakış açısı bir şekilde yenilmeye mahkum olacak. Beklentimiz bu yönde. Türkiye gibi istikrar ülkesi olan, o bölgedeki istikrar abidesi olan ülkeler de bu bölgedeki kardeşleri açısından da yardıma devam edecek. Ve o bölgedeki insanların da belirgin bir refaha ulaşması açısından Türkiye'nin desteğinin ne kadar önemli olduğunun da bir şekilde göstergesidir bu görüntüler. Evet, bir kez daha hatırlatalım. Türkiye 9 gemi gönderdi El Arish Limanı'ndan, Mısır'dan. Refah sınır kapısı üzerinden bu yardımlar girdi ama Türkiye'nin gerçekten Kızılay'ın çok yoğun çabasıyla girdi o koliler sınır kapısından içeriye. Onun da altını çizelim. Türkiye yardımlarını sürdürüyor. Bir yandan da umudum şu, Batı halkları çok fazla bu son durumlarda tepki gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Batı halklarının bu farkındalığının sürmesi de çok önemlidir. Çünkü Batı liderlerine büyük bir cevap da vermiş oluyorlar, tepki de ortaya koymuş oluyorlar. O yüzden Batı halklarının ayaklanmaları, işte protestoları çok çok önemli. Ama efendim işte yayını kapatırken İdris Bey, son cümlelerinizi alayım. 140-150 yıl geçti, hiçbir şey değişmedi. Doğu aynı kaderi yaşıyor, Batı da aynı o vicdansız zihniyetiyle. Şey yazmış sosyal medyada şu Vietnam görselini paylaşan birisi, Batı bizi hayvan gibi görüyor ifadesini kullanmış. Bizim de amacı insan hakları hani kisvesi altında birçok operasyon yapan bölgedeki batılı güçlerin bir şekilde emperyalist güçlerin bu süreçten bir şekilde vazgeçmeleri ve halkların gerçek şekilde değer görmeleri gerektiğini bilmesi gerekiyor. Hepimiz insanız yani. Bu insanlar da insan, onlar da insan, biz de insanız. Bu anlamda bu bölgedeki insanların da yaşam hakları olduğunu unutmamak lazım. Evet, 150 yılda değişmemiş olabilir ama değişmeyeceği anlamına da gelmez. Evet, toprak altında usta da bir, çırak da bir diye bir söz var ya. Herkes aynı yerden geldi, aynı yere gidecek diyelim. Bu mesajla da bitirmiş olalım. Tabii takibimize devam edeceğiz Gazze'deki gelişmeleri. Sevgili Meltem, sözü şimdi sana bırakıyoruz.